Herkese merhabalar. Ben Dora. Bu videoda sizlere Moyo Puppet 2 küpün ilk izlenimlerini yapacağız. Ee, evet arkadaşlar kutu açılımını atamadım. Çünkü e, çok garip bir şekilde sanki yani hayaletler gelmiş de telefonumdaki bilgileri çalmış gibi ben bilmeden birden yok olmuşlardı bilgiler. Nasıl olduğuna dair gerçekten hiçbir fikrim yok. O yüzden ilk izlenimler videosuna gel yapmayı karar verdim. İnceleme videosu da isterseniz sonra yaparız. Şimdi ilk olarak Küpümüz gördüğünüz gibi Şöyle iki farklı Normalde görünüş gibi bir şey var. Buradan bakarsanız devasa bir 2x2'ye benziyor Buradan bakarsanız da böyle e, Garip bir 3x3'e benziyor Ama asıl bunun ana tasarımının açısı şöyle Bir 3x3'ün üstüne geçirilmiş bir 2x2 Şimdi nasıl anlattığımı göstereyim. Normalde bu 3x3 olur değil mi? Bakın köşeleri var Tek farkı üstüne böyle devasa 2x2 parçalara geçirmişler. Eğer bakarsanız Bakın, bunların aralarında aynı zamanda 3x3 parçaları olduğunu görebilirsiniz. Yani bakın, şu aralarda 3x3 parçaları var dışarıdan gözükmesi bile. Yani aslında biz bunu çözerken aynı zamanda 3 çarpılı 3 iç parçaları da çözmemiz lazım. İşte, bu küpük zor yapan şey bu. Bunun normalde iki tane türü var. Birisi Puppet 1 ve Puppet 2. Puppet 2 daha zor olun çünkü daha fazla parçası var eğer çünkü, bu bayağı zor bir küp gerçekten. Eğer kendinizi böyle saatler boyu ilk arayıp böyle çözmek istemiyorsanız Puppet bir almanızı öneririm. Yoksa ben e, challenge'ı severim. Bunu da çözeme, çözmeyi başaracağım eminim diyorsanız da bu küpü alabilirsiniz tabii ki de. E, şimdi hissine bakarsak şöyle garip bir his var ben anlamadım tam. Ne o glossy denilen plastik veya buzlu plastik yani matte finished plastikten gibi. Ee, çok garip bir plastiği var Bu arada meylon serisinin Yani eğer meylon küplere sahipseniz Yeni meylon küplere Onlarla aynı plastikte geleceğini düşünüyorum ee, Benim şu an küpte tek sevmediğim bir şey var Bu da şöyle bir şey Bakın dışarıdan baktığımızda şu iç renkleri gözüküyor O kötü olmuş bence Çözerken içimize yarıyor tabii Çünkü içine sürekli böyle bakmamıza gerek kalmıyor Ama dışarıdan görünüşünde pek hoş durduğunu söyleyemem ee, onun dışında küp baya e, şey geldi. E, yani gevşek geldi. Hala gevşek. Bakın şuna bakar mısın? Ne kadar gevşek. Bu arada 3x3'ün üstüne geçirilmiş olduğu için Eee, kapakları da aynı şu 3x3'ün orta parçası gibi burada. Yani her birinin şu tarafında. Tabi buradakileri çıkaramam. Şu parçaları çıkarmam lazım ama onların da şuradaki orta parçanın altında olduğuna yine inanabilirsiniz. Yine takalım bunları ee, Döndürüş bakımından gayet hızlı bir küp yani Çıl, Yavaş bir küpce gayet güzel dönüyor hiç lublamadım. Ama Gayet güzel döndüğünü söyleyebilirim Yani corner çok bakmalı mıyız bununla bilmiyorum ama Yani Onun dışında Eğer Bir namda bu liseyi küpe göre bence gayet iyi bir küp ee, Bu Küpü çözmeye çalışırsanız şöyle bir sıkıntı var İnternette çok fazla videosu yok Hatta bir tane var. Onda da yani normal bir tutorial değil yani normal bir nasıl çözül videosu değil. Size orada sadece şu an yani aşamaların ne olduğunu söylüyor. Ve son aşamada da iki tane algoritma var ve onların ne olduğunu söylüyor. Yani size hiç nasıl ne durumda nasıl yapılması gerektiğini söylemiyor. İşte bu durumda size düşüyor ve sizin yapmanız bekleniyor. Ama ben bunu ilk çözümünde 6 saatte çözdüm. Evet 6 saatte. İkincisinde de Tam karışılmış sayamam çünkü kardeşim Dedim ki ben kardeşim elimden Üçözlerim. Ee, karıştırma Dedim bak. Çözemedim. 6 saatte çözdüm Dedim. Gitti sonra Bir şeyler yapıldı böyle. Bir baktım karıştırdım ee, Sonra bakıyorum bak, Şimdi ara parçalara da bakmamız lazım Gözükmüyor ya. Yani bir baktım oralarda karışmış Yani tam aslında karıştırmamış Yoksa çünkü karıştırınca bakın böyle Şekiller oluyor. yani Aynı böyle Küp şeklindeydi ee, Yani normal küp şeklindeydi ama Şu parçaları değişmişti ee, onu bile çözmem benim bir saat falan sürdü yani. O yüzden gayet zorlayıcı bir küp olduğunu söyleyebilirim. Eee şöyle bir şey var. Bu bu küp aynı zamanda bazı yerlerde bandaged oluyor. Eğer bandaged küp diye bir şey olduğu yüzüyseniz her yerden yana hareket ettirilmiyor. Şimdi örneğin böyle yaptık diyelim. Eee şimdi ben. Bunu hemen çok karıştırma özen göster, Karıştırmamı diye diyorum. Şimdi. Eee bakarsak eğer mesela ben e, bir dakika biraz dikkat ediyorum da karıştırmamak amaçlı bakın bir dakika ha görürsünüz bakın şurada parçalar birbiriyle kesişiyor o yüzden döndürülmüyor bu tutunlar çok sinir bozuyor yani eğer normalde şöyle yapıyoruz ee, Normal 2x2 iki, iki iki gibi şey köşeleri yerine oturtuyor sonra iç kısımlarını çözüyoruz ve dışarıdakileri oturturken bazı yerler çok sinir bozucu çünkü takılıyor. İç tarafta böyle bir sırın yok çünkü zaten e, kullandığımız algoritmalar çok az bir şekilde şu e, zaten iki hamle içeriyor ve bu ve bunlar da hiçbir şeyi engellemiyor ama 2x2 iki iki, yani köşeleri yapmaya çalışırken çok zor oluyor. Çünkü bazı yerlerde gerçekten takılıyor ve ne yapacağınız hakkında hiçbir fikriniz olmuyor. Ee, ben bunun tutorialını çekmeye çalışacağım. Türkiye'de ilk olacak zaten. Belki Türkiye dünyada bile ilk olabilir. Çünkü dünyada tam olarak bir tutorial çeken yok. Ee, o yüzden eğer siz de bunu aldıysanız ve çözmeyi düşünüyorsanız tutorialımı beklemeyi düşünebilirsiniz tabii ki de. Ee, şimdi arkadaşlar yani kısaca küpümüz böyle. Ben çok sevdim. Ee, yani ikinci de üçüncü WC küpüm oldu. Ee, non WC. Ee, zaten bunu da kaç dolar aldım? Ben al 8 dolar falandı bu. Ee, bu arada aldığımda şey vergi parası içinde geldi. O güzeldi. Ee, yani arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı daha sonra böyle diye gelmişsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorumunuzu beklemesine kaybetmeye çalışacağım. Görüşmek üzere ve bay bay.